Şeva gözlerinden yaş geldi. Ağladın mı? Sırf hani yanık gibi duruyor. Yanmış ağladın mı, yanmamış mı? Yok canım, beni ağlatamazsın öyle. Gözlerinden yaş geliyor diye Kadir Bey söyledi. Hı? Ağladın mı? Yok bak canım, ağlamadım. Kadir Bey deyince hani? Yok, ağlamış mı? Ağladığı için mi gelmiyor ama herhalde. Yani şey, yanıp yanmadığı anlamak için bir tadayım dedim. Hani zoraki hani, çünkü ben acıyı bu kadar çok yiyen insan hiç değilim. Oh. Yanık tadı geliyor ama biberden. Ha, yanmış mı? Yanık tadı gibi geliyor. Bir de şey... Zaten kıpkırmızı biber. Evet. Arnavut, içine koyup Arnavut biberi zaten bu. Arnavut biberi değil mi? Ben bu arada Atom'u kesinlikle şeye uygun bulmadım. Ay boğazım çok yandı. Normalde tek vermek istemedim. Yanına yok, ne olabilirdi? Başka bir şey, başka bir meze olabilirdi. Ne şu olabilirdi an aklıma mesela gelmiyor. Şuram şöyle yanıyor mesela. Ben açı istemedim. Nazlı o konuşuyor. Atom acı olur arkadaşlar. Yapmayın. Atom acı olur ama bu olmaz. Zaten ben Atom'u normal günlük hayatımda da hiç yemem. Ama hep masamda hani arkadaşlarla yemeklerimizde masada hep görürüm. Böreği nasıl buldun? Börek de yerken biraz böyle sert geliyor. Ama böreğin tadı lezzetinde bir problem yok. Hoşuma gitti benim açıkçası. Ama Atom'u kesinlikle beğenmedim ve olmamış gerekiyor. Eşlikçi zaten. Boş vermek istemedim. Ama keşke başka bir yoğurdu, bir meze. Şimdi ama buna keşke puan verilecek. Bundan daha iyiydi. Keşke diyorsunuz ya, hı-hı, ama ben bunu tercih ama bir şey söyleyeyim mi? Şuram gerçekten cayır cayır ama şu Atom an zaten. Ama Atom zaten. Ama Atom işte o acı bu. Mesela ben acı hiç yiyemeyebilirim. O acısı hala boğazımda, hala gitmedi. Umarım yemeklerden tat almaya devam edebilirim. Peki böreği iyi açabilmiş mi? Hamuru güzel tutmuş mu? Kıyır kıyır mı? İçi pişmiş mi? Ya ben açıkçası beklemiyordum bu kadar açmasını ama şeyi tadını ben beğendim. Beğendim. Peki yani afiyet olsun. Böreğine bir şey demeyeceğim. Güzel olmuş. Süleyha Hanım siz biraz nasıl buldunuz? Biraz sertlik var sadece. Böreği güzel, beğendim. Yani tadı güzel. Ben özellikle şunu bekliyordum. Yumurta kokusu kesinlikle tahammül edemeyeceğim bir şeydi. Güzel açmış. Evet, lezzeti hoş. Atoma gelince evet, biberleri Can Bey'e katılmıyorum. Biberler çok yanmış, o ara tamam ama biberler büyük oluyor, onu gördüm. Yani daha da büyük olabiliyor ama çok yanmış. Bunun yanına evet olmamış. Yani evet sizin seçiniz tabii ki ama bunun yanına olmamış. Siz aşçı olduğunuz emin misiniz? Ben de onu merak ediyorum. Emin misiniz? Atomu ben az önce izledim ve bir de daha büyük bütün biberleri, cimberi komple kullanıyor. İş alamayacaksınız, izliyorlar sizi, yapmayın. Ben demin baktıklarımda... Can Bey keşke bir baksalar. Evet baktım ve biberi sapıyla bile koydukları var yani, süs görünsün yani. Ya bu boyun size kalmış, evet, küçük, büyük. Kesinlikle. Bunda yani çok küçük, önemli değil. Davet sofrasında size eleştirebileceğimiz bir noktadaysanız eğer bu hataları yapmamalısınız. Üzerinde donacak bir yağ koymamalısınız mesela. Ama tereyağı da yapılıyor. İşte. Yalnız şu an ben bilmiyorum Can Bey, çok pardon. Ama size cevap vermek zorundayım. Onları vermedim bunu. Tereyağıyla evet, ama hiç donmuyor. Sıvıyla yapılır. Üstüne sıvı tereyağı yani donar. Ama tereyağı bu mezedir. Ama hiç donar. Donduğunu görmedim ben. Donar. Peki Züleyha Hanım bir yorumunu bitirsin mi arkadaşlar? Züleyha Hanım da sıra. Dediğim gibi Atom yanına uymamış. Atom'un da lezzeti güzel. Çok güzel. Sadece biberlerim çok kararmış. Evet, yağ donduğu için o da benim için bir artı puan. Böreğini çok beğendim. Yani yağ kıvamı açma şekli cidden çok güzel. Ellerinize sağlık. Börek güzel. Sadece anlam veremediğim şey yumurta koyması. Çünkü o da bir protein. Yani çorbada proteinle başladık. Tavuk vardı. Burada sen yine böyle besin değerlerine bakarak gideceksin anladığım kadarıyla. Proteini, yani karbonhidratı öyle mi değerlendireceksin? Benim midemde bir sorun da olabilir. Yani hazımsızlık da çekiyor olabilirim. Bunları düşünerek geçmiş bence olsun. Yok tabii ki de olabilir. Ama bunları düşünerek ama tabii ki menü yapmamız gerekiyor. Tamam, bakın protein geldiğinde bu beni rahatsız eder. Özellikle dediğim gibi eleştirebileceğim bir programdaysanız ben sizi burada çatır çatır eleştiririm bu konuda. Ama mide tavuk problemi var olan bir insan bence buraya katılmamalı. Mide problemi yok zaten. Ha, yok, katılmamalı bence. Gelsinler, koruyucu gitsinler, ayrı bir konu. Tavuk çünkü önümüze var, her şey gelecek Can Bey. Bugün menü bu geldi, yarın çok farklı bir şey gelecek. Siz mesela savunmanızı şöyle yapıyorsunuz. Ben bunu seçtim. Böyle evet, bir savunma seçtim, yok ama biz de sizin seçimlerinizi ben bu şekilde bu yargılarız. Meze seçilmez. Yargılarım yani. Ama ben bunu seçmek yok, keşke bana sarımsaklı yoğurdu getirseniz daha iyiydi. Ben bunun tadına bakmak zorunda kaldım o biberin mesela. Yani, boğazım hala vallahi çok yanıyor. Çok pişman oldum. Evet çok yanıyor. Tavuğun başka bir çeşidini tavuğun başka bir çeşidini yemeyeceğim herhalde. Yumurtasını yedim, tavuğu yedim. Birazdan et yiyeceğim. Menüyü seçerken yanlışlıklar yapmışsınız siz. Bunu da benim eleştirmek en doğal hakkım. Atomunuzu beğenmedim. Olması gerektiği gibi değil bence. Sadece yoğurt, yani o şey yoğurdumuz güzel. O da zaten bildiğimiz yoğurt. Böreğiniz güzeldi. Yoğurt dediğim gibi yumurta olmasını gerçekten anlam veremedim ama yine de güzeldi. Ayten abla sen yorum yaptın mı? Hayır yapmadım. Nasıl buldun buyur. Böreği kol böreği diye menüde yazdın değil mi? Kol böreği böyle ağza attığımı keserken kıyır kıyır böyle çıtır çıtır. Kıyır kıyır değil mi? Asla değil. Bir şey diyeceğim. Çıtır çıtır bu, değil. Süremiz doldu ya, pişti ya. Orada fırında bir yarım saat 40 dakika bekliyor. Bu çıtır çıtır bir börek. Değişmez şimdi gene. Siz de
Nasıl değişmez ya? Değişmez. Ayten Hanım. Çıkıyor mu seninkiler? Çıtır. Yani kol böreği geldiyse. Çıktı kesin geçiyor. Ay yapma Allah aşkına Züleyha, senin derdin ne ya? Değil. Yok çatalım. Siz geldiniz ya. Züleyha söyler misiniz? Hayır bak ben geldim. Doğruları söyleyince rahatsız gibi ya. Hayır. Çünkü birbirinizle anlaştınız mı? Ne yaptınız siz? Dün seni az eleştirdiği için mi? Hakaret edince. Dün seni az eleştirdiği için mi? Ayten Hanım bir şey söyleyeceğim. Singer arkadaşım. Singer kol böreği çıtır çıtır. Sakin Züleyha'cığım sakin. Ya ben yorum yapınca bak ben yapıyorum. Bir saniye lütfen. Benim günüm geçti. Benim gönlümden ne gibi çıkarım olabilir? Desem ki günüm bak, yarın, tamam oynuyorum. Sürekli ben kadın ne desem Gönül Hanım'a, Gönül Hanım'dan önce sen atlıyorsun. Bakın. Fırında Gönül Hanım ağzını açmıyor, sen atlıyorsun. Çok haklısın. Arkadaşım, Züleyha'cığım, şu anda ben yorum yapıyorum. Gönül Hanım bir savunsun kendini, okay, madem dikkat çekiyormuşsun. Okay. Ayten Hanım buyurun, Gönül Hanım savunmasını yapıyor müsaade size. Müsaade ediyor musun? Okay, ben Gönül tamam, Hanım ben bak, söyleyeyim. Gönül. Peki, Gönül Hanım savunmasını yapıyor, size dinleyin. Ben anlatamadım kötü ki. Kötü eleştirdiği zaman Ayten Hanım'ın çok hoşuna gidiyor. Ama biraz savunduğu zaman niye zorumuza gidiyor ben onu anlamadım. Gönül Hanım daha sert tepkiler verebilirdi ama Züleyha Hanım ona pek aslında... Çünkü daha çok Züleyha savunduğu için Gönül sessiz kaldı. Çünkü onu savunan biri olduğu için sustu. Bu onun da işine yarayacaktı çünkü ev sahibiydi. Çıkıntılık yapmak istemedi. Yarından sonra Gönül Hanım'ın gerçek sesini göreceğiz. Arkadaşım bu, onu işte. Geç, onu geçiyorum ben. Bu kol böreği değil, kol böreği çıtır çıtır olur, kıyak kıyak keserken... Ama sıçradığınızı basarken bile ben buradan çıtır sesi duyuyorum. Kendisiyle şey... Bildiğiniz singer kol... Bakın lezzetine... Hayır, çok üzüldüm arkadaşlar. Zaten. Bayılacak kadar. Ben konuşunca herkes konuşuyor. O yüzden Ayten'in adı çok oluyor. Ben konuşmaya başladım ama herkes böyle dalıyor. Müslüman Bey'le ben yerken oldu. Size verilen süre bitti arkadaşlar, ben de. Buyurun Ayten Hanım ama çıtırtıyı Şevval Hanım yandan duyuyorum diyor. Bakın. Bitti. Biter mi ya? Hani kenarına sıçrar. Şevval Hanım siz basın da görsün Allah rızası için. Bir basar mısınız? Bu saatten sonra çıkmak. Bu değildir hayatım. Sen 22 yaşındasın, hiç mi kol böreği yemedin ya? Ayten Hanım fırından çıkıp kol böreği yemedin ya. Yemiyorsun ya. Ayten Hanımcığım. Hayır bir saniye. Ben 22 yaşında hiç mi kol böreği yemedim mi? Siz kaç yaşındasınız? Getirsin mi Ayten Hanım? Yemediniz. Bak yeme de değil. Sen yorum bile yapın. Bunu çıtırtı sayıyorsun ya. O çıtırtı değildir. Ya bastım kaç kere içine baktım. İçine baktım. Kaç yarım saat bekledi diyor mu? Masada beklemiş. Ya ne kullandın işine? Bilmiyorum. Ben ne kullandın diyorum. Ben ne bileyim gördün mü? Neyini? Ispanağını biliyorum, hamurunu biliyorum. Ben sorabilir miyim Ayten Hanım? Bir saniye. Ya ne olursunuz ya. Ay tamam ben bırakıyorum. Lütfen devam edin. Buyur, buyur Ayten. Neden siz bizim lafımızı kesince biz tepki böyle vermiyoruz ama siz kesince veriyorsunuz Ayten Hanım? Neden? Cevap alabilir miyim? Sürekli çünkü konuşuyorsunuz. Siz niye bu burası o kadar celallenmiyordu, celalleniyorsunuz? Kulağım şişti. Ay çok özür diliyorum Can Bey ama Ayten Hanım sürekli... Sakin lütfen. Yani... Gerçekten şu an sakinliğimi koruyamıyorum. Tamam lütfen. Gönül Hanım. Masada küçük bir gerginlik yaşanıyor şu anda. İyi misiniz Züleyha Hanım? İyi misin Züleyha? Bir su iç. Züleyha Hanım bence çok sert ve agresif bir insan. Ben sert ve agresif değilim ama onun konuşmaları beni çok aşırı derece bugün gerdi. Gerçekten gerdi. Peki Ayten Hanım'ı dinleyelim. Bak tadı güzel. Tadına bir şey demiyorum. Tadı gerçekten güzel. Ama kol böreği değil bu. Çıtır çıtır değil. Kıyır kıyır. Kol böreği tadını alamadım. Kol böreği tadını alamadım. Hani dediniz ya sabahleyin kahve içiminde siz hiç böyle bir kol böreği gerçekten yememişsinizdir diye. Yani evet yemedim. 2 saat içinde evet, bu kol böreği değil. Gerçekten çok zor ya. Ne böreği peki bu? Gül böreği gibi. Gül böreğiyle bunlar ıspanaklı gül böreği. Peki çok özür dilerim. Az önce Şevval Hanım'a dediniz ya siz daha önce herhalde hiç kol böreği yemediniz diye. Şimdi o zaman Can Bey de yememiş çünkü beğendi onu kol böreği olarak. Yok sadece o yemiş. Kimse yememiş. Sadece Ayten Hanım yemiş. Can Bey daha önce kol böreği yediniz mi siz? Tabii mutlaka yemişler. Hepsi yemiştir. Şimdi dikkat etmediniz. Zaten. Kol böreği Can böyle şey olmaz mı? Kıyır kıyır olmaz mı? Bakın, böyle keserken dağılmaz mı? Anlıyorum. Fırında bekletilmiş bakın, ama bu. Zaten çok takılıyorsunuz objelere, oldu. Şekillere. Farkındayım ama hayatım, fırından bu yarışma, çıkar çıkmaz. Kol böreği değerse takılırım. Tamam tadı ne? Yumuşak gelmemeli bana. Bitti. Bak hayır bitmedi. Kol böreği yazdıysa kol böreğini beklerim ben. Börek konusunda kesinlikle doğru yorumu ben yaptım. Diğerleri anlamıyor. Peki afiyet olsun. Gönülcüğüm demek istediğim bir şey var mı? Yok Kadir Bey hiçbir şey demek istemiyorum. Peki o zaman ana yemeğe geçelim mi? Geçelim. Hatalarımızı bırakıyoruz. Ana yemeğe geçelim. Şöyle vereyim. Ana yemeğimiz tantuni geliyor. Salatada kaşık salatasıydı evet. Galiba. Moralim bozuldu biraz ama Gönül. Çünkü olması gereken yorumları alamıyorum Kadir Bey. Çok güzel, yani, müthiş, bravo mu diyeceğiz? Yani şu anda çünkü Gönül Hanım, böreğin hak ettiği neyse onu söyledi. Asla almadı. Kadir Bey neyse onu söyledi. Biz beğendik. Yemekten bence anlamıyorsunuz. Ben size neden beğendiniz değil mi? Böreğiyle kıyasladınız bu böreği ya. Ne bekleyebilirim asla ki sizden? Asla bu kol böreği asla değil.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.